Hani yarışmalar konusunda epeyce bir süredir ben de uğraşıyorum. Öncelikli olarak sayın hocalarım Zeki Şekerci ve Mustafa Başkaya hocalara mentorlukları için ve bana katkılarından dolayı huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Anevrizmalar otopsi sayılarında %5, kanamış anevrizma 1/6-10. Non-travmatik kanamaların da önemli bir bölümünden sorumlu. Kadınlarda kanamamış anevrizma insidansı daha yüksek. Çoğunlukla da sporadik rastlanılan lezyonlar. Nadiren familial formları da mevcut. Aile öyküsü, özellikle bir aile ferdi etkilendiyse diğerlerinde görülme olasılığı yükseliyor. Birinci derecede akrabalarda görülme olasılığı da yükseliyor. Ve eğer bir ailede bir hastada birinci derece yakınlarında anevrizma tespit edildiyse diğer aile bireylerinin de MR'la ve MR-Anjo'yla takip edilmesi, en azından kontrol edilmesi öneriliyor. Patofizyolojisinde hepiniz daha benden daha iyi biliyorsunuz. İşte arter duvarındaki zayıflık, özellikle bifürkasyon noktalarında hemodinamik stres ve anevrizma oluşumu. Altında yatan genetik faktörler var. Hipertansiyon ve sigara bilinen en önemli risk faktörleri. Hem anevrizmanın gelişimi için önemli. Tabi bunlara bir de ateroskleroz da eklemek lazım. Hem de kanama için önemli risk faktörleri. Doğal seyirleri anrüptür anevrizma çalışmasında doğal seyir kanama riski 1/7 olarak belirtiliyor bütün yaşam boyunca. Bu doğal seyri etkileyen önemli faktör de anevrizmaların büyüklüğü ve lokasyonu. İşte bir takım çalışmalar burada özellikle anrüptüre anevrizma çalışmasının ilk versiyonu, daha sonra çıkan ikinci versiyonu, Fin grubundan, Finlandiya'dan Juvalev arkadaşlarının yaptığı çalışmalar, yine Moriev arkadaşları tarafından yapılan anrüptüre anevrizma çalışmasında Japonya'dan gelen çalışma. Bu çalışmaların hepsinin aslında ortak özelliği anevrizmanın büyüklüğü, anevrizmanın lokasyonu en önemli etkileyen iki faktör. Anevrizmanın morfolojisi, daha önce anevrizmanın kanama geçirip geçirmediği gibi kriterler, doğal seyri etkileyen önemli parametreler. Kanama riski özellikle 60 yaşının üzerinde kadınlarda Fin ya da Japon kökenli bir etnisiteye sahipseniz, anevrizma 5 milimetrenin üzerinde ise, posteriorda ise, posterior dolaşımda ise kanama olasılığı artıyor. Kanama olasılığı için hastalara bir phases diye, özellikle popülasyon, hipertansiyon, yaş, anevrizma büyüklüğü, daha önce anevrizma nedeniyle bir kanama olup olmaması, anevrizmanın lokasyonu gibi bir risk faktörü oluşturuluyor. Ve bu risk faktörü buradaki puanlar arttıkça da anevrizmanın kanama olasılığı artıyor. Dolayısıyla da bu bizim için bazı anevrizmaların hangi anevrizmayı tedavi edeceğim, hangi anevrizmayı takip edeceğimiz konusunda bize bir yol gösteriyor, bir roadmap oluyor. Ancak tabii her zaman burası her zaman açık değil, parlak değil, gri zon da çok fazla. 80 yaşında olup da 2 santimin üzerinde olan anevrizmaları da görüyoruz, kanamamış anevrizmalar. Ama o 30'lu yaşlarda 2-3 milimetrelik anevrizmayla sakla acile gelen başvuran hastaların sayısı da hiç az değil. Kliniklerinde hem kanamaya neden olan kanamayla prezente olabilirler. Ya da işte inme, trombo embolik olaylarla prezente olabilirler. Kraniyal sinir halsileri görülebilir. İşte lokasyonlarına göre beyin sapı kompresyonu, işte hastalarda geçici iskemik ataklar gibi bir takım klinik durumlar rol alabilir. Tanılarında özellikle bilgisayar tomografi, anjiyografi ve MR anjiyografi son yıllarda hem sensitivitesi hem spesifitesi giderek artıyor. Daha iyi cihazların üretilmiş olması, daha etkin kontrast madde, enjeksiyon,
tekniklerin ilerletilmesi, o alandaki cihaz teknolojilerinin de gelişmesi bu iki alanı hakikaten önemli ölçüde ön plana çıkartıyor. Altın standart anjiyografi tabii ki. Bütün bunlarda negatif sonuçlar aldığımız bir ve hala şüphemizin devam ettiği hastalarda mutlaka anjiyografiyi akılda bulundurmalıyız. Anjiyografinin de komplikasyon oranı olduğunu da unutmamalıyız. Tedavileri hepimizin tahmin edebileceği gibi takip, mikrocerrahi, endovasküler tedavi. Endovasküler tedavide primer koilleme, stent ya da balon eşliğinde koilleme ve son zamanlarda akım çeviriciler ile olan tedaviler ve ben de çokça örnekler göstereceğim bunlarla ilgili. Kanama riskinden bahsetmiştim. İşte phases'ın bize en azından bir yol gösterici olabileceği ama tamamen tedavi ve takip algoritmalarını belirleyemediğinin altını çizmek isterim. Coil mi, clip mi? Tabii buna karar verirken düşünmemiz gereken üç tane ana faktör ve bu ana faktörlere bağlı alt gruplar var. Bunlardan bir tanesi anevrizmaya bağlı faktörler. Özellikle anevrizmanın lokasyonu, özellikle posterior sirkülasyondaki anevrizmalarda birçoğumuz artık endovasküler tedaviyi tercih ediyoruz. Anevrizmanın multiple olup olmaması, hastaya bağlı faktörler, yaşı, nörolojik durumu, eşlik eden komorbiditesi, işte antiagregan, antikoagülan kullanıp kullanmadığı ve hastanın anevrizmaya eşlik eden diğer intrakraniyal patolojileri, biz bir seferde daha çok nasıl, ne kadar daha fazla patoloji tedavi edebiliriz ve yaptığımız tedavinin efektifliği hastayla olan hasta üzerindeki etkisi ve bizim bundan elde ettiğimiz kar zarar oranı her zaman göz önünde bulundurmamız gereken önemli faktörler. Tabii ki çalıştığınız kurumun da altyapısı çok önemli. Çalıştığınız kurumda endovasküler altyapı var mı? Endovasküler tedavi yapabilen hekim var mı? Biz bu tedaviye her zaman ulaşabiliyor muyuz? Yani endovasküler tedaviler de acil şartlar altında artık rahatlıkla uygun ekipmanla yapılabiliyor. Hastalarda primer coil tercih ederken bizim de ekip olarak üzerinde durduğumuz en önemli iki faktör var. Bir tanesi bu anevizma kanamış mı kanamamış mı? Kanamış bir anevizmada öncelikli olarak tercihimiz çoğunlukla primer coilleme oluyor. Parsiyel coilleyip daha sonra tedaviyi tamamladığımız stent eşliğinde olan hastalarımız da oluyor. Ya da eğer anevrizmayı bitirebilirsek ilk seansta total olarak coillemek istiyoruz. İkinci önemli faktör de anevrizmanın don ve boyun oranı. Hepimizin bildiği gibi anevrizmanın bir boynu ve bir de domu var. Don boyun oranı 2'nin üzerinde olan hastalarda genellikle primer coillemenin avantajlı olduğu söylenebilir. Ama bunların hiçbirisi bizim literatürde gördüğümüz gibi, kitaplarda yazdığı gibi değil. Her hastanın, her anevrizmanın senaryosu, hikayesi çok farklı. Primer coilleme yapalım deyip de girip de stent eşliğinde coilleme yaptığımız hastalar da var. Stentleme yapabiliriz buna sadece deyip de primer coil koyarak tedavi ettiğimiz olgular da var. Kliplemenin de endovasküler, biz sonuçta cerrahız ve her iki modaliteye de hakim olmamız gerekiyor. Kliplemenin üstün olduğu durumlar da var. Endovasküler tedavinin üstün olduğu durumlar da var. Özellikle işte bunları çalışmaların hepsinde görmek mümkün. Özellikle işte rekanalizasyon oranları, tekrar tedavi oranları na baktığımız zaman endovasküler grup o konuda gerçekten çok geride kalıyor. Rekanalizasyon oranları yüksek. Özellikle büyük anevrizmalarda, dev anevrizmalarda, cihaz anevrizmalarda daha da fazla. Kliplemede hastaların özellikle erken dönemdeki Glasgow Outcome skorları üzerinde kötü etkisi var.
Erken dönemdeki morbidite ve mortalite oranı endovasküler gruba göre daha yüksek. Tabii ki burada ICED çalışmasından da işte İSUA çalışmasından da diğer çalışmalardan da çalışmanın kimin yaptığı da önemli. Cerrahlar yapıyorsa kliplemeyi bir miktar daha ön plana çıkartabiliyorlar. Buna reflektif davranıp endovasküler çalışan grup endovasküleri bir tık daha öne çıkartabiliyor. Ama sonuç olarak elimizdeki modaliteler ve tecrübelerimizle yol almamız gerekiyor. Aslında her bir anevrizma için sadece endovasküler yapılır ya da sadece kliplenir dogmatik yaklaşımı çok uygun değil. Tamamen hasta bazlı, anevrizma bazlı düşünmek gerekiyor ve o an için hangisine daha kolay ulaştığınız, yani sizin iş şartlarınız ve çalışma durumunuz önemli. Hastanın durumu önemli, hep bahsettiğim gibi. Ve anevrizmayı en iyi şekilde nasıl tedavi edebiliriz? Bunun farkında olmak beyin cerrahları olarak ve bu yolda tedavi kararı almak en önemlisi oluyor. Zaten çalışmalara baktığınız zaman da en son sonuç kısımlarına özellikle Glasgow Outcome Score'ları açısından 3-4 yıllık takiplerinde hakikaten hemen hemen hastaların durumları aynı. Aslında mikrocerrahi olarak kriplediğimiz hastalar erken dönemde kötüleşse bile kanamayla, sakın komplikasyonlarıyla mücadele edebilirseniz hastaların 5. yıl outcome skorları neredeyse eşitleniyor. Ben bundan böyle kısa bir bilgi verdikten sonra kliniğimizdeki bazı olgularla devam etmek istiyorum. Bu bir supraklinoid oftalmik segment giant bir anevrizma. Bu anevrizma sol icardan kaynaklanıyor. Şimdi bu anevrizmayı gördüğünüz zaman, don boyun oranına baktığınız zaman, distal akıma baktığınız zaman, cerrahi olarak bu anevrizmanın mortalite ve morbiditesinin cerrahisinin kimi ellerde farklı olabilir ama genel olarak daha yüksek olacağı tahmin edilebilir. Böyle bir anevrizmayı yaparken mutlaka cerrahi olarak yaparken mutlaka bypass hazırlığınızın vesaire yapmış olmanız gerekir. Ama endovasküler olarak bu anevrizmayı tedavi etmek bir takım komplikasyonlardan korunmak açısından daha favorable olabilir. Biz de öyle düşündük. Balon oklüzyon testimizi yapıyoruz mutlaka. Challenge yapıyoruz, hipotansif. Çünkü biz bir sorun yaşadığımız zaman bu icayı kapatmamız gerekebilir, sakrifiye etmemiz gerekebilir. Dolayısıyla cross sirkülasyonumuzun ne kadar olduğunu, nasıl olduğunu iyi görmemiz gerekiyor. Hemodinamik açıdan bir yetersizlik ve hemodinamik stresle hemodinamik olarak kan beyin perfüzyonunda bir azalma bizi bekliyor mu tahmin etmemiz gerekir. Bakın burada bir balon şişirmişiz. Karşı taraf icadan bir selektif bir görüntü almışız ve anterior komünikan aracılığıyla distal dolaşımın iyi olduğunu görüyoruz. Daha sonra da bu hastaya primer koilleme yapmışız. Ve tamamen primer koille tamamen anevrizma içerisinde akım olmayacak şekilde kapanabilmişiz. Bakın 3. yıl kontrolünde anevrizmanın dolmadı. Distal akımın ne kadar belirginleştiği. Yani oradaki aslında kontrast enjeksiyonu sırasında verdiğiniz kontrastın büyük bir kısmının anevrizma türbülansına takıldığı ve o yüzden distal aslında iyi göremediğiniz ortaya çıkıyor. Acaba bu anevrizma kitle etkisi yapar mı? Herkesin aklında eminim bu soru vardır. Bakın burada görüyorsunuz anevrizma içerisi, anevrizmal sak domu tamamen doldurulmuş ve
Mezensefalonda şurada, tegmentumunda hafif bir bazı var. Ama hastanın dengesinde ya da görmesi, göz bulgusunda herhangi bir şeysi yok. 3 yıldır takip ediyoruz. Ve hastanın anevrizma koil kitlesine bağlı, koilmesine bağlı bir kitle etkisi bu hastaları da görmüyoruz. Bunun nedeni muhtemelen anevrizmanın içerisindeki pulsasyonun tamamen kaybolması ve anevrizma içerisinde oluşan trombüsün de zaman içerisinde azalması. Yani anevrizmaya uyguladığımız bir tedaviyle, anevrizmayı kapatma tedavisiyle aslında anevrizmal domla zaman içerisinde bir büzüşme görüyoruz. Bu olguda yine 68 yaşında sadece baş ağrısı olan bir hasta. Nörolojik muayenesi tamamen normal. Hasta tam bakın sadece hipertansiyonu var. Zaten koroner arter hastası ve hasta aspirin ve klopidogrel altında zaten. Dolayısıyla böyle bir anevrizmada da endovasküler tedavi yaklaşımı yanlış olmaz. Bu hastayı peki nasıl tedavi edeceğiz? Mutlaka bütün hastaların mutlaka böyle bir üç boyutlu DSA'larını alıyoruz, rekonstrüksiyonlarını görüyoruz. Aneurizma, parent arterle anevrizmanın boynunun ilişkisi, domunun diğer arter ve komşu nörovasküler yapılarla olan ilişkisi açısından çok önemli. Böyle bir hastada da hedefimiz hem büyük bir giant bir anevrizma var, hem de nispeten geniş boyunlu bir anevrizma var. Buraya koyacağımız koillerle parent arteri taşarak kapatma ihtimali olduğundan dolayı hem bir boyun oluşturmak hem de anevrizmaya yapacağımız tedavinin daha stabil kalmasını sağlamak amacıyla son yıllarda geliştirilen akım çevirici eşliğinde koilleme kararı alıyoruz. Bakın burada bu akım çeviricinin distali, bu proksimali akım çeviriciyi bu şekilde açmışız. İçerisine de koilleyerek anevrizmanın tamamen kapatılmasını sağlamışız. Postop kontrollerinde de bakın böyle flow diverter sonrasında anevrizma içerisinde böyle tabii bundan sonra koilleniyor. Bu akım çevirici açtıktan sonra bırakmıyoruz. Koillediğimiz anevrizma bir sorun olmadı ve bir stagnasyon olduğu bu da akım çeviricinin etkili olduğunu gösteriyor. BT-ANJO son zamanlarda çok yaygın olarak hayatımıza girdi. Bizler de kullanıyoruz. Anevrizmaların tanısında gerçekten etkili. Bakın burada BT-ANJO'da tespit ettiğimiz bir anevrizma. Burada evet. Bakın sol tarafta kavernöz segmentte anterior kulmoid proses komşuluğunda oldukça büyük bir anevrizma gözüküyor. Pardon. Şimdi bunu tabii klasik DSA ile anevrizmanın bakın bu da dev bir anevrizma, bir ICA anevrizması, duvar anevrizması. ICA duvar anevrizmalarında son zamanlarda akım çeviriciler çok kullanır olduk. Böyle bu görüntülemelerini yaptıktan sonra yine bir akım çevirici distalden proksimale anevrizma boynunu kapsayacak şekilde şu normal ICA'nın distal lümeni burada anevrizmamız ve burada da akım çeviriciyi açacağımız mikrokateterimizi ilerletiyoruz. Akım çeviriciyi burada açarak daha sonra anevrizmanın içerisini tekrar koyuluyoruz ve tedavimizi tamamlıyoruz. Böyle büyük anevrizmalarda özellikle uzun dönem kontrolleri de iyi. Bakın bu hastamızın uzun dönem kontrolünde de tamamen anevrizmanın kayboldu. Koillerin neredeyse orada bir boşlukta durduğu izlenimi var. Yine aynı benzer şekilde çok özür dilerim. Baziler tepe anevrizmalarında da stent eşliğinde büfürkasyon anevrizmalarında olduğu gibi Y stentleme eşliğinde anevrizma kapatılabilir.
Bakın burada bir mikrokateter sağ PCA'da, diğer mikrokateter sol PCA'da. Anevrizmanın içerisinde bir tane mikrokateter var. Biz burada bir Y oluşturacağız stentlerle ve anevrizmayı tamamen koilleyerek, bakın burada stentleri açmışız, burada Y oluşturmuşuz ve şimdi anevrizmayı bu mikrokateter sayesinde, buna Cehil yöntemi Evet. diyoruz, tamamen kapatıyoruz ve işleminden sonra hastanın takiplerinde herhangi bir sorunumuz olmadı. Yine bu da bazen anevrizmaları MR'da görebiliyoruz. Özellikle trombüs. Trombüs, bakın bu T2 kesitte şu gördüğünüz sinyal void bir vasküler yapı olmalı. Bunun içerisindeki böyle hiperintens görüntülerde bize trombüsü çağrıştırıyor. Dolayısıyla böyle bir hasta gördüğümüz zaman bizim yapmamız gereken bir DSA almak ve DSA'da gördüğünüz gibi kocaman bir vertebro baziler, muhtemelen sağ pika orijinli dev bir anevrizma. Anevrizmanın 3 boyutlu rekonstrüksiyonu. Buna nasıl bir tedavi yapmışız? Yine bu anevrizmaya da stent eşliğinde, bakın bu stentin distali, burası proksimali. Sonuçta buradaki hedefimiz zaten pikayı kurtarıyor bu. Bunun pikayı kurtardığını 3D rekonstrüksiyonlarından anlıyoruz. Ama buraya koyacağımız herhangi bir coil, eğer biz ona bir bariyer oluşturmazsak parent arter içerisine sarkabilir ve tromboembolik bir olayla sonuçlanabilir. Yani buradaki coil'in vertebral arter içerisinde olması vaziler trombüse, vertebral arter trombüsüne neden olabilir. O nedenle de onu engellemek için mutlaka stent eşliğinde duvar boyun yaparak anevrizmayı kapatıyoruz. Bu şekilde görüntümüz. Bundan sonra biraz daha video az, daha böyle rahat geçebileceğiz. Bakın bu bir sol icra ranı. Burası anterior serebral, burası da orta serebral arter. Akomdan kaynaklanan dev bir anevrizma var. Yani büyük bir anevrizma, deve yakın diyebiliriz, 1 santim civarında. Şimdi böyle bir anevrizma, hastanın nörolojik muayenesi doğal, sadece baş ağrısı var. Şimdi tabii iyi ellerde, iyi cerrahlar bu anevrizmaları da rahatlıkla klipleyebilir. Ama sadece ben bu anevrizmaları cerrahi yaparım, endovasküler yapmam demek kadar, oradaki hata kadar, bu işi sadece endovasküler yaparım deyip bütün vakaları endovasküler olarak yönetmeye çalışan endovasküler beyin cerrahları, endovasküler cerrahlar diyeyim ya da endovasküler nörocerrahların yaptığı hataya düşmüş oluruz. Dolayısıyla aslında bizim burada beyin cerrahları olarak her iki tekniğin de zorluklarını tam olarak öğrenip hastamıza hangi tekniğin daha bizim elimizde, en azından kişisel olarak kendi elimizde daha iyi yönetebileceği kararını hastayla birlikte almak lazım. Dolayısıyla da böyle bir anevrizmada sizi bekleyecek zorlukları da, eğer endovasküler olarak tedavi ediyorsanız, bilmeniz lazım. Zaten mikrocerrahi olarak buna benzer anevrizmalar hepimiz kliniklerimizde görmüşüzdür. Hocalarımız yaparken izlemişizdir. Her türlü soruna açık kanamamış bir anevrizma. Dolayısıyla da hastanın da eşlik eden rahatsızlıklarını düşünerek böyle bir anevrizmaya, akom anevrizmasına endovasküler karar alıyoruz. Bakın burası sol A1. Bu sağ A2. Burası da sol A2. Şimdi mikrokateterimiz geldi. Şimdi biz bu anevrizmayı primer olarak koilleyemeyiz. Çünkü biz bu anevrizmayı primer olarak koilediğimiz zaman anterior komünikan arteri kapatırız ve hastamızda bilateral aca enfarktıyla uyanmasına neden olur.
Dolayısıyla bizim buraya bir konfigürasyon yapmamız lazım. Bir stent kullanmamız lazım. Şimdi burada yapabileceğimiz stent, iki tane stent tekniği var. Bir tanesi her iki A2'ye bir stent koy. Her iki A2'den sol A1'e bir stent koyabiliriz. Y konfigürasyonu ya da sol A1'den sağ A2'ye, sağ A1'den sol A2'ye X dediğimiz X olacak şekilde bir stent konfigürasyonu yapabiliriz. Şimdi şuradaki resimde biz sol A1'den sağ A2'ye kolaylıkla geçmişiz. Ama şuradaki açı çok keskin ve bizim buraya dönme şansımız buradan yok. Dolayısıyla karşı hicaya gideceğiz. Bakın burada bu sol hicada, bu da sağ hicada kateterimiz. Şimdi sağ karşı hicaya gideceğiz. Buradan bir mikro kateteri anevrizmanın lupunun anevrizma sakın içerisinde bir lup yaptırarak, bakın takip edebiliyor musunuz? Bir lup yaptırarak ilerleteceğiz ve A2'ye geçeceğiz. Bakın burada bu lupumuzu yapmışız, asisti, lup asist yaparak. Her zaman lup değil tabii, bu lup asist yöntem ama sonuçta bir şekilde karşı A2'ye geçmemiz lazım. Ya da işlemi bırakmamız lazım. Dolayısıyla da elimizdeki teknikleri kullanarak lup asistle A2'ye geçebilmişiz. Peki tamam, ben buraya geçtim ama bu anevrizmanın içerisinde mikrokateter var. Ben bu lupu nasıl geri alacağım? Bu lupu geri almak için de bunun içerisinden bir stent gönderiyoruz. Bu stenti bakın distalini görüyorsunuz şurada. Bilmiyorum seçebiliyor musunuz? Bu stenti biraz açıyoruz. Daha sonra bunu ankor ediyoruz oraya. Sabitlemiş oluyoruz yani. Bu mikrokateteri daha sonra lupunu anevrizma sak içerisinden geriye alıyoruz. Dolayısıyla mikrokateterimiz artık anevrizma sakın içerisinde değil. Mikrokateterimizin distali A2'de, sol A2'de, proksimali de sağ A1'de. Şimdi buradan güvenle stentlerimizi açabiliriz. Bakın stentlerimizi açmışız. X konfigürasyonunu oluşturmuşuz. Şimdi şu mikrokateterle anevrizmayı koyillememiz gerekir. Anevrizmayı koyilledikten sonra stentlerimizin damarlı olan apozisyonu, anevrizmanın içerisindeki koyulması ve evet, hızlı bitti o. Geri döneyim. Onu o şekilde tedavi ettik. Burası da bakın bu da sağ A1'den dolan başka bir anterior komünikan. Bu hastanın şöyle bir hikayesi var. Karotid stenti var. Daha bir ay önce konuş. Bu anevrizmada karotid stenti stenozu nedeniyle stentleme işlemi yapılırken tespit edilmiş. Aynı seansta hastaya karotid stent takılmış. Aspirin ve Plavix başlanmış. Şimdi aspirin ve Plavix altında bu hastayı ameliyat mı etmek istersiniz mikrocerrahi yöntemle? Yoksa bu hasta zaten aspirin ve Plavix kullanıyor. Ben de zaten stent kullanırken yaparken bu ilaçlara ihtiyacım var. O zaman ben bunu stent eşliğinde koyulayım diyebilirsiniz. Ve bakın bu anevrizmayı tabii 3 boyutlu konfigürasyonlarını değerlendirdiğimizde sadece bir sağ A1'den sol A2'ye koyacağımız bir stentle anevrizmanın boynunu remodelleyebiliyoruz. Dolayısıyla da tek bir stent ve akabinde koyunleme bizim bu anevrizmadaki tedavimizi sağlamış olacak. Şimdi ne yapmışız? Bakın burada bahsettiğim gibi stenti burada açmışız. Akabinde de anevrizmayı koyuluyoruz. Bakın böyle koyulun anevrizmal sak içerisinde sarılışını görüyorsunuz. Koyuladıktan sonra tedaviyi bitiriyoruz. Bu da en son koyul kitlesi, stent ve distal kontrolümüz bir sorunumuzun olmadığını gördükten sonra tedavimizi bitiriyoruz. Bakın bu hasta da yine
45 yaşında insidental saptanan bir anevizma. Bu hastanın iki tane anevizması var. Hem sol icede böyle paraoftalmik, paraklinoid bir anevizma. Anevizmanın da şekli gayet böyle düzensiz şekilli, kalbi de andırıyor. Bir de aynı zamanda sağ taraf icasında da anevizması var. Şimdi bu hastamızı da tabii ki böyle bir anevrizmayı duvar anevrizmalarında mutlaka artık endovasküler tedavide hemen hemen bizim kafamızda da oturan o literatürde de öyle iyice duvar anevrizmalarında mutlaka akım çevirici eşliğinde stentleme yapıyoruz. Bu anevrizmayı sizin de gördüğünüz gibi akım çevirici eşliğinde kapatmayı başarıyoruz. 35 yaşında nörolojik muayenesi tamamen doğal. Yine bir sol ice paraklinoid anevrizma. Gördüğünüz gibi bu anevrizma, bunun da böyle şöyle bir hikayesi var. Bu anevrizma o kadar büyük, MR'da o kadar böyle şey gözüküyor ki, kitle gibi gözüküyor ki, hipofiz adenomu düşünülerek cerrahiye hazırlanan bir hasta. Tabii tecrübeli hocalarımız bunun bir anevrizma olabileceğini düşünerek beta anjiyolarını, DSA'larını yaptırıyorlar. Daha sonra da böyle bir dev bir anevrizma görüyoruz. Bu anevrizmayı da yine tecrübelerim, bakın anevrizmanın boynu, anevrizmanın domu yaklaşık 2 santime yakın bir anevrizma. Yine stent, akım çevirici stent eşliğinde koyulayarak anevrizmayı kapatıyoruz. Benzer bir olgu yine bir paraklinoid dev bir anevrizma. Bu da yine insidental olarak saptanan bir anevrizma. Anevrizmayı görüyorsunuz, oldukça dismorfik bir morfolojisi var. Diğer anevrizma duvarlarında gözüken düzgünlük bunda yok. Böyle nipple'ları var. Boynu daha dar. Primer koyulemeye de çok müsait bir anevrizma. Ama kanamamış bir hasta. Daha stabil bir tedavi istiyoruz. Rekanalizasyon istemiyoruz. Retreatment oranımızı düşürmek istiyoruz. Dolayısıyla da boyun modelleyerek, yani akım çevirici stent eşliğinde anevrizmayı tedavi etmek istiyoruz. Bakın akım çevirici takacağımız kateterimizi bu anevrizmanın kendisi, onun arkasında gözüken bu görüntü icanın kendisi. Buraya kadar çıkıyoruz. Distal akımımızı kontrol ediyoruz. Bir sorunumuz var mı, yok mu? Mikrokateterde bir supraselektif görüntü alıyoruz. Anevrizmayı koyuluyoruz. Şu akım çevirici stentimiz, bu distali, bu proksimali, akım çevirici stentimiz anevrizmanın boynunu tamamen kapsıyor ve anevrizmayı koyuluyoruz. En sonki görüntümüz bu. Şöyle düşünüyoruz. Burada biz zaten akım çevirici koyduk. Akım çeviricinin zaten anevrizmayı kapatmak için bir trombüs etkisi yaratacak ve zaman içerisinde akım çevirici anevrizmanın tamamen yok olmasını sağlayacak. Ancak o nedenle de biraz daha koil kitlesini daha şey bırakabiliriz, gevşek bırakabiliriz. Sıkı sıkı koyulması yapmayalım diye düşünüyoruz. Ama anevrizmanın dismorfik bir yapısı olduğunu maalesef gözden kaçırıyoruz. Ve bu hastayı biz uyandıramadık. Tomografisini görüyoruz hemen postop erken dönemde tomografisi. Bakın burada hiçbir sorun yok. Herhangi bir ekstravazasyon yok. Doluş sorunumuz yok. Her şey yolunda. Sadece anevrizma doluyor ama biz bu anevrizmanın zaman içerisinde daha da kapanacağını düşünerek işlemimizi sonlandırıyoruz. Ama hastamız maalesef işlem sonrasında akut sakla prezente oluyor. Yani uyandırmakta zorluk çekiyoruz ya da işte konfü vesaire. Bu post op erken dönemdeki görüntüsü. İşte bu neye bağlı bir kanama? Yani burada anevrizmanın içerisinde herhangi bir mikrokatetör manipülasyonu olmadı. Coil
manipülasyonu olmadı. Yani şunu demek istiyorum. Biz anevrizmayı koille ya da mikrokateterle delmedik. Ne olmuş olabilir? Şimdi akım çeviricilerin şöyle bir etkisi var. Akım çeviriciler anevrizma içerisinde ani ve akut bir trombüse neden oluyor. Ve bu trombüs giderek büyüyor, büyüyor, büyüyor. Eğer sizin oraya koyduğunuz coil kitleniz, coil mesiniz yetersizse, akımın hala içeri girmesine izin veriyorsa, bu trombüs nedeniyle anevrizmanız yarılabiliyor. Ve bu maalesef bunun sonucu olarak geliştiğini düşünüyoruz. Toparlayabildik hastayı. Bir sorunumuz olmadı. Yaklaşık postop birinci ayda falan ek bir nörolojik sıkıntısı olmadan taburcu edebildik. Peki şimdi 65 yaşında grade 4 sakla gelen, bakın böyle bir anevrizma. Burası supraklinoid ica segmenti. Muhtemelen posterior korbital orijinli. Oldukça dismorfik, yine üzerinde sakı olan, daughter sac deniyor ya da nipple denilen bir anevrizma nedeniyle hasta kanıyor. İntraventriküler hemorajisinin de olduğu oldukça yüksek grade'li bir saka neden oluyor. Hastanın Glasgow koma skalası da 7-8. Şimdi böyle bir hasta da tabii ki hedefimiz öncelikli olarak anevrizmanın tekrar kanamasını engellemek olmalı. O nedenle de biz bu hastalarda, özellikle kanayarak gelen hastalarda ilk hedefimiz primer koilleme oluyor. Bu her zaman böyle oluyor mu? Olmuyor. Ama bu hastada oldu. Çünkü bu hastanın don boyun oranı hakikaten çok uygun. Ve primer koilleme ile, bakın burası boynu, burası da parent arteri, ica. Artık çok vazospazmı da var bu hastanın tabii. Buraya koyacağımız bir coil'in ica'ya sarkma ihtimali bu hastada çok düşük. Olmaz mı? Olur, ama bu hastada düşük. Ve diğer global bir vazospazm var. Onu da arkadaşlara göstermek için koydum. Bakın bütün bazilerden itibaren posterior sirkülasyon ne kadar, kalibrasyonu ince, kontrast geçişi ne kadar az. Bunlar hep global vazospazm. Aynı şekilde bu da sol ica, tamamen vazospazm gözüküyor. Ve bu hastanın, bakın biz nipple'ına kadar coilleyebilmişiz. Buraya kadar mikrokateterimizi iletip coilleyebilmişiz. Akabinde tamamen coilleyerek anevrizmayı tedavi etmişiz. Bu da bir distal aca anevrizması. Bu da kanayarak gelen bir hasta. Genel durumu iyi hastanın. Grade 1 sakı var. Ve sağ taraftan perikallozal, kallozo marjinal, distal A2 orijininde bir anevrizma. Şimdi bu hastayı gece 3 civarlarında falan gördük. Bu anevrizmanın 3D rekonstrüksiyonu, perikallozal, kallozo marjinali A2'si. Şimdi biz bu hastaya ameliyathaneye alamadık. O neydi sorun, o zaman tam hatırlayamıyorum ama ve hastamızı uyutarak DSA'sını yaptık. Çünkü bu hastalarda DSA'yı almadan önce de mutlaka bir BT anjiyo görüyoruz ve anevrizmanın en azından lokasyonuyla ilgili bir fikrimiz oluyor. Ve cerrahi olarak ulaşabileceğimiz ve cerrahi olarak yaklaşımımızın daha yüksek oranda karlı olduğunu düşündüğümüz hastalarda mutlaka cerrahiyi ilk seçenek olarak uyguluyoruz. O zaman ameliyathane, herhalde tam hatırlayamıyorum. Uyumuş hasta, şimdi bunu uyandıralım, cerrahi şeyi bekleyelim gibi bir yaklaşım içerisinde olmamıza da gerek yok. Dolayısıyla teknikler var. Biz bu hastaya hemen antiagregan yükleyebiliriz. Hepsinin bir şeyi var, dozu var. Yani biz endovasküler tedavi yaparken beyin cerrahları olarak antiagregan, antikoagülan kullanımları vesaire, bunların hepsini öğrenmemiz, ince ayrıntılarına kadar bilmemiz gerekiyor.
yeni çıkan kuşakları, yeni antiagreganların özelliklerini, yan etki profillerini iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi ticagrelor diye bir ilaç son zamanlarda direnç oranları da çok düşük. Biz onunla mesela 180 miligram yüklediğimiz zaman bu damara bir stent açabilirim. Bakın bu stentimizi buraya açmışız. Bu stentin distali, bu proksimali. Bu da anevrizmanın içerisindeki mikrokateterle anevrizmanın koyulanması. Bu işlemleri bitirdikten sonra mutlaka distalimizde bir kaybımız var mı? İntravasküler bir sorunumuz var mı? Ekstravazasyonumuz var mı diye rutin kontrollerini AP projeksiyonunda, lateral projeksiyonlarda alıyoruz. Bu hastamızın 1. ay kontrolünü yaptık. Bakın anevrizmanın doluşu yok. Gayet patent şekilde duruyor. Stabil bir tedavi. Ve stentimiz de gayet güzel apoze olmuş. Bunlar yaklaşık olarak 2 milimetrelik damarlar. 2 milimetrelik damarların bile daha altına artık stent açabiliyorsunuz. Stent teknolojisi de çok ilerledi. Yüksek oranda da ilerlemeye devam ediyor ve dünyadaki birçok dev de bu işin içerisine girdi. Dolayısıyla bir anevrizma sadece tekrar düşüyorum ama özellikle Kamil abinin de işte bizim konuşmamızdan eve götüreceğimiz mesajlar noktasında hani endovasküler hangisi yapılır, hangisi yapılmaz, hangisi endovasküler yapılmalıdır ya da sadece o mu yapılmalıdır gibi sorulara aslında bu konulara teknik olarak hakim olmalıyız. Yani ve bir anevrizmanın sadece bir tek tedavisi yok. Bu anevrizma iyi bir beyin cerrahına giderse o gün kliplenir. İyi bir endovaskülerciye giderse o saat gece gündüz denmeksizin de koyülenebilir. Ve ikisinin de gittiği tedavi şekli hastanın gördüğü yarar oranı aynı olabilir. Yine posterior sirkülasyonda kanayarak gelmiş bir anevrizma. Bakın burası sol vertebral arter enjeksiyonu. Baziler arter, superior cerebellar arter, sol posterior cerebral arter ve bunun orijininden köken almış bir anevrizma. Bu anevrizmanın içerisine mikrokateterimizi koyup primer olarak koyulayabiliriz. Bu yaklaşık olarak yarım saat ya da 40-45 dakikalık bir süreç alır uyuduktan sonra hasta. Ama superior cerebellar arter orijinindeki bir anevrizmaya Bektaş Hocam burada ulaşmak için epey bir kraniyotomi ve diseksiyon süresi gerekir. Tabii ki onlar da yapılmalı. Hani ben bir komplikasyon olsun diye bunları söylemiyorum. Ben ikisini de elimden geldiği kadar yapmaya çalışan biriyim zaten. Ama posterior sirkülasyondaki bu tekniğin avantajını da kullanmamız gerekiyor. Beyin cerrahları olarak kullanmamız gerekiyor. Şu da bir lafı gelmişken, yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Bir klinikte bütün beyin cerrahlarının endovasküler yapıp aynı zamanda açık cerrahi yapması da gerekmez. Yani hibrit bir klinik anlayışı içerisinde olunabilir. Sadece endovasküler yapan beyin cerrahları olabilir. Ya da endovasküler gruba eşlik eden nöroradyologlar da olabilir. Yani onlarla da bu işler gayet iyi ve başarılı bir şekilde götürülebilir. Sadece mikrocerrahi yapan beyin cerrahları da olabilir. Ya da her ikisini yapanlar da olabilir. Artık bunları biraz daha içselleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet yani bunları ya onu yapan öbürünü yapamaz, bunu yapan şunu yapamaz gibi yaklaşımlar özellikle volümlü çalışan kliniklerde biraz daha bence etkisiz kalıyor. Dolayısıyla da hedefte şu olmalı diye düşünüyorum. Daha iyi nasıl yapabilirim, gelişebilirim gibi bir düşünce içerisinde olmak gerekiyor. Bu koyillenirken bakın burada bir anevrizma koyil parent arter içerisine sarkmış. Bu az 3D konfigürasyonu.
Bakın şurada bir loop yapmış. O zaman biz bu loop'u burada bırakmayalım. Çünkü tromba embolik bir soruna yol açabilir bu loop. O zaman biz bunu güvence almak altına almak için ne yapalım? Bir distalden proksimale bir stent koyalım. Tabii ki bu stenti koymadan önce hastaya mutlaka akut bir olay olduğu için anti agreganın ikili olarak yüklenmesi gerekiyor. Bütün işlemler de heparin altında yapılıyor. Teknik konularla ilgili merak eden arkadaşlar olursa her zaman detaylı bilgi verebilirim. Bunlar tedaviden sonraki projeksiyonlarımız, tedavilerimiz. Tabii bütün anevrizmalar sakla prezente olmuyor. Bazı anevrizmalar da inmeyle prezente oluyor. Bakın burası sol taraf veya vertebral arter enjeksiyonu ve posterior cerebral arter distalinde bir anevrizma görüyoruz. Bu anevrizmanın da füziform dilatasyonları var. Saküler komponentleri var. Oldukça dismorfik bir anevrizma. Anevrizmamızın özelliklerini nasıl daha yakından tanıyalım diye süper selektif mikrokateterlerle görüntüler alıyoruz. Anevrizmanın aslında oradaki P2, P3, P2'nin devamı P3 junction'ın füziform bir dilatasyonu olduğu, bu füziform dilatasyona saküler komponentlerini de eşlik ettiği ve daha da distalinde de bu akımın devam ettiğini görüyoruz. Şimdi bu hastaları da literatürde sizler de tanık olmuşsunuzdur. P2 junction'dan itibaren posterior cerebrali sakrifiye etmek mümkün. Bunu da yapabileceğimiz en iyi yöntem endovasküler yöntem. Tabii ki cerrahi olarak da özellikle subtemporal yaklaşımla iyi bir boss drenajıyla P2 segmentten sonraki kısmı sakrifiye edebilirsiniz. Bir kliple işi bitirebilirsiniz. Biz endovasküler yolu tercih etmişiz. Anevrizmayı tamamen kapatmışız. Distali de sakrifiye ederek ve hastamızı kontrolü bu olacak şekilde göndermişiz. Bu hastanın hiçbir sıkıntısı olmadı. Yani çok enteresan difüzyon kısıtlaması bile görmedik. Ya yani bu kapattık ve hasta ertesi gün hiçbir tromboembolik ya da işte bu distal PCA'yı kapatmamıza bağlı bir görme vesaire bulgusuyla da şikayetçi olmadı. Sadece anevrizma mı tedavi ediyoruz? Yani şöyle bunu da söylemeden edemeyeceğim. Belki süremi de aştıysam lütfen Ertan abi uyarın beni. Şimdi inme protokolü, inmeli hastaya yaklaşım 2019'daki bir genelgeden sonra değişti. Yani inme merkezleri, inme üniteleri işte gibi bir takım alanlar üretildi. Buralara inme merkezi, inme ünitesi işte büyüklüğüne göre, yerleşimine göre isimlendirildi. Bu inme merkezlerinin yönetimi nörolog arkadaşlarımıza bırakıldı. Ve inmedeki hasta da şöyle tarif edildi. Yani hemorajik ya da tromboembolik. Bu hemorajik olması hasta sak geçirmiş olabilir, intraserebral hematom olabilir. Yani kanamaya neden olan herhangi bir şey, AVM kanaması olabilir. Dolayısıyla inme üniteleri, inme merkezlerine deki kabul edilecek hasta bu şekilde tariflendi. Dolayısıyla hani bu bir inme. Gerçekten tromboembolik bir inme. Bu hastanın AFE'si var. Kalbinden durmadan beynine pıhtı atıyor. Bu o anlardan bir tanesi. Bakın burası sağ ica, sağ meca. Sağ mecanın inferior turunkusu doluyor ama superior turunkusu dolmuyor. Ve hasta o nedenle de solda ileri hemiparezi, konuşma bozukluğu ile prezente oluyor. Şimdi bunların tedavilerini Türkiye'den çok iyi bir nöroloji ekibi var, nörolog arkadaşlar var.
Hepsiyle de tanışıyoruz. Çok etkin ve başarılı bir şekilde yapıyorlar. Ama eğer biz inme içerisinde olmazsak sak hastalarımızı da kaybedebiliriz. Çünkü o arkadaşlarımız başarılı bir şekilde anevizma tedavileri de yapabiliyorlar. Sonuçta bu tekniklere hakimler. Bu teknikler çalıştıkça öğreniliyor. Çok hasta gördükçe daha da öğreniliyor. Dolayısıyla hepimiz bu tecrübemizi bir şekilde artırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla eğer endovaskülerle uğraşan bir beyin cerrahı iseniz ve inme ünitesinde de bir göreviniz varsa bu tür vakalara da hazır olmanız gerekiyor. Biz bu hastaya ne yapıyoruz? Direkt M1'i direkt kateterize ediyoruz. Distal akıma bakıyoruz. Başka bir yerde bir tandem oklüzyonu var mı yok mu? Bakın oklüzyonun olduğu yere geçtikten sonraki distalde süperselektif görüntüde MCA akımının iyi olduğunu görüyoruz. Ve buraya aspirasyon kateterleriyle geliyoruz. Buradaki pıhtıyı aspire edip çıkıyoruz. Ve aspire edip çıktıktan sonra bakın bütün MCA'nın açıldığını görüyoruz. Hastanın defisiti düzeliyor. Yani uygun saatte ve uygun hastada bu tedavi uygularsanız hakikaten ülke ekonomisi üzerinde de önemli bir yük olacak. İnme ile ilgili inmeye bağlı komplikasyonlarla olan bütçe yükü de önemli ölçüde azalmış oluyor. Başka neler yapabiliriz? Böyle bir büyük bir sfenoid kanat menenjiyumuna bakabilirsiniz. Nasıl bunun vaskülarizasyonu? Nasıl gidiyor? Ve ben bunu ameliyata girmeden acaba bu kanlanmayı biraz daha azaltabilir miyim diyebilirsiniz. Ve hastanızın bak bunlar ECA görüntüleri. ECA'dan meningeal medyadan önemli ölçüde kanlanan bir menenjiyon bu. Eğer biz bu dalı embolize edebilirsek bu dalı bu menenjiyomun kanlanmasını %70-%80 oranında azaltmış oluruz. İntrakraniyal görüntülerinde oftalmikten de bir beslenmesi var. Ama oftalmin içerisine girip de hastanın görme kaybı riskine göze almaya gerek yok. ECA'dan gelen, MMA'dan gelenlerini kessem zaten oftalmiye gelenleri ben bir süre sonra ulaşacağım. Dolayısıyla da sadece MMA'dan gelenleri embolize edelim ve embolizasyon sonrası görüntüler ve hastanın bakın embolizasyon sonrası menenjiyum ne kadar nekrotik bir hal aldı ve aspirasyona ne kadar kolay geldiği menenjiyumun rezeksiyon görüntüleri ve postop görüntüleri. Şimdi bir de multiple anevrizmalar var tabii. Böyle sak geçirip gelen bir 30 yaşında bir erkek hasta. Bu bir polis memuru. Bakın böyle hem iç bifürkasyondan hem oftalmitten kaynaklanan iki tane büyük anevrizması var. Aynı zamanda bu hastanın bir de sağ MCA'dan şöyle bir anevrizması var. Şimdi öncelikle ne yapacağız? Kanadığını düşündüğümüz anevrizmayı primer olarak tedavi edeceğiz. Bakın kanadığını düşündüğümüz anevrizmayı primer olarak koyulemiş. İcabı bifürkasyon anevrizmasını koyulemiş. Şimdi bu anevrizmayı koyuledikten sonra MCA'daki anevrizmayı bu anevrizmayı koyuladık. Evet. Ama bu anevrizmada kalıcı bir tedavi yapmadık. Çünkü bu anevrizma geri gelecek biliyoruz. 3 ay sonra bu anevrizma rekanalize olacak. Koyu kompaksiyon olacak. Ve anevrizmanın içerisinde akım görmeye başlayacağız. Ama hastamıza vazospazma tedavi mücadele etmek için zaman kazandık. Tamam. Sağ MCA'da bir anevrizması var. Onun
Ameliyat etmek için zaman kazandık. Orada mikrocerrahi olarak klipliyoruz sağ taraftaki anevrizmayı. Biraz yavaşladı mı? Bakın burada anevrizması var. Sağ mecrada anevrizması var. Diseksiyonunu yapıyoruz. Bunu da endovasküler riskine atmaya gerek. Ya da ben buraya bir akım çevirici koyayım. İşte 3 yıl sonra kapanmasını bekleyeyim diye bir trankın birine öyle bir yaklaşıma. Yani biz beyin cerrahları olarak her iki tedavi modalitesini de eğer uygulayabilir duruma gelirsek hastamızın hangi anevrizması için hangi tedavinin daha iyi olacağını daha uygun şartlarda karar verebiliriz diye düşünüyorum. Anevrizmasını bu şekilde kapatıyoruz. Doppler'li mutlaka akım kontrolü yapıyoruz intraoperatif. Eğer elinizde floresan, ICG gibi parametreler varsa onları da mutlaka kullanın. Genellikle bu yeni hastanede bizde floresenli mikroskop var. Genellikle klibi koyduktan sonra biz floresen veriyoruz. Çünkü hani klipten önce ve koyduğumuz zaman klip içerisinde floresen kalabiliyor. O da biraz yanılmaya neden oluyor. Sanki doğum doluyormuş gibi bir izlenim verebiliyor. İşte floresen de kontrolümüz. Akabinde de bir dom puncture'ımız olacak. Şimdi anevrizma gelecek dedik. Bakın anevrizma geldi. Gördünüz mü? Biz bu anevrizmayı nasıl tedavi edeceğiz? Artık 3 ay oldu. Öbür anevrizmayı kapattık. Sakla ilgili olan komplikasyonlarımızı hallettik. O zaman mutlaka buraya bir boyun modelleme yapmamız lazım. Daha çok koyun koyabilmemiz için. Buradaki boyunu güçlendirmemiz lazım. Elimizde ne var? M1, A1, ICA. Dolayısıyla M1'de size mismatch var. Bakarsanız bir tanesi 3 milim, bir tanesi 1,5 milim neredeyse. Şimdi stentten adam kendini şey yapıyor. O anevrizmanın çapına göre ayarlayabiliyor. Yani 1,5 milimlik bir anevrizmanın içine 3 milimlik bir stent koyduğunuzda damarı 3 milime zorlamıyor. Yani 1,5 milimse 1,5 milim açılıyor stent. O kadar akıllı. Şimdi stenti koyacağız. Şurada bir stent açacağız. Ama burada bu stent açılmıyor. Bir şekilde teknik bir sıkıntı var. Stent burada açılmıyor. Yani dar bir kısmı kalıyor. Dolayısıyla bizim de bizim de o hastanın tedavisinde bizim işimize yaramıyor. O zaman biz başka bir teknik kullanalım. Ne yapalım? Karşı ICA'ya geçelim. Akom'dan geçelim. Ve buraya M1'den A1'e bir stent açalım. Cross sirkülatuar gelelim. Her zaman uygun olmuyor. Böyle uygun hastalarda, özellikle genç hastalarda, damar tortüsü az olan hastalarda gerçekten işe yarıyor. Bakın biz buraya stentimizi açıyoruz. Anevrizmamızın tedavisini, kalan kısmını tamamlıyoruz. Sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. Bu son vakam ve bu vakanın da sonunda bu hastayla ilgili bir küçük bir belki karşılıklı konuşma şansımız olur. Bu sakla gelen bir 30 yaşında bir bayan hasta. Bize ilk sakla geldiği zaman 25 yaşındaydı. Biz o zaman posterior komünikandaki anevrizmasını coil'ledik. İlk geldiği zaman coil'ledik.
Ve başka hiçbir şey yapmadık. Parsiyel bir koyunlama yaptık. Sol icada bifürkasyonda burada küçük bir anevrizması vardı bu hastanın. Evet. Şimdi bu tabii koyulendikten sonra bir ay sonra vazospazm dönemi işte hastanın nörolojik durumu sakın etkileri geçtikten sonra biz bu hastaya akım çevirici stentle tedavi edelim diye düşündük anevrizmayı geride kalan kısmı için. Çünkü anevrizma hala doluyordu ve biz biliyorduk. Ancak akım çevirici stenti bu icanın sifonundaki dismorfik yapı ve işte artık başka etkenler de olabilir bilemiyorum. Açamadık. Açamayınca koilleme primer cerrahi ile kapatma kararı aldık. Mikro cerrahi ile anevrizmanın bakın boynuna bir tane klip koyduk. Yani koillenip kapattığımız hastalar da var. Koillenip mikro cerrahi olarak uyguladığımız hastalar da var. Ya da mikro cerrahi yaptığım zaman dolmaya devam eden koillememiz gereken hastalar da var. Aslında bu iki teknik böyle birbiriyle yarışmaktan daha ziyade cerrahın ve hastanın işini kolaylaştıran iki teknik olarak kullanılabiliyor. Bu hastanın en sonki tomosu iyi durumda, nörolojik muayenesi normal. Bakın bu taraf sol icada küçük bir anevrizması vardı. Bifürkasyon düzeyinde böyle bir anevrizma burada. Bakın bu sol ica bifürkasyon anevrizması. O zaman 2 milim falandı bu anevrizma. Şimdi bu anevrizma yaklaşık olarak 5-6 milimetre falan. Hatta o zaman 2 milim bile değildi. Böyle nasıl? Blister-like olur ya böyle. Onun gibi bir yapısı vardı. Bu sadece bu anevrizma yok şu anda. Bir de şurası posterior komünikan. Posterior komünikanın infundibülar dilatasyonu şu. Şu da anterior koroidal. Anterior koloidal orijinde de şurada küçük bir anevrizması var. Şimdi bu şu anda bizde yatıyor. Bütün bu bizim bilgilerimiz ışığında ne yapmalıyız sizce? Hani bu konuda bir görüş bildirmek isteyen olur mu? Ya da bilmiyorum ben soruyorum ama platform buna uygun mu? Değilse. Platform uygun yaparız. Aslında yani ilk önce Volkan'dan başlayalım istersen. Volkan bizle birlikte çalışıyordu, girişimsel arkadaşımız. Evet. Volkan ne diyorsun? Herkese iyi akşamlar. Öncelikle Erhan Hoca'ya bu güzel içeriği oldukça yoğun, çok çeşitli vakaların olduğu sunum için teşekkür ederim. Tabii bir şeyi düzeltmek istiyorum. Şimdi Erhan Hocam artık siz bir beyin cerrahı olmamışsınız. Artık o aşamaya geçmişsiniz. Siz artık bir girişimsel nöroradyolog olmuşsunuz. Bunu böyle ifade etmek lazım. Çünkü şundan dolayı söylüyorum. Her anevrizma cerrahi olarak tedavi edilebilir. Ve yine her anevrizma endovasküler olarak tedavi edilebilir. Teknik olarak. Ama hangi anevrizmayı, hangi koşulda cerrahi veya endovasküler yapacağımızı bilerek hareket etmek bizi çok farklı bir noktaya taşıyor. Bizim toplantılarımızda da bugünkü sunumunuz içerisinde o verdiğiniz çok değerli bilgiler var. O bilgiler üstünde hala tartışıyoruz. Daha ileriye, daha iyi nasıl ulaşabiliriz diye. Son vakanızın üzerinden hareketle de şunu söylemek isterim. Evet, hiçbir tedavi modalitesi tek başına mükemmel değil. Neyi nerede kullanacağımızı bilmek gerektiği gibi hibrit tedavilere de uzak kalmamak lazım. Bizim de çünkü rutinimizde çok karşılaşıyoruz. Bifurkasyon anevizmaları burada belirttiğiniz, gösterdiğiniz anevizmalar gibi. Her anevizmayı stent coil yapıp tamamen kapatma hedefine gitmemek lazım. Biz burada anatomiyi düzeltmiyoruz, görüntüyü düzeltmiyoruz. Biz burada hastalığı, patolojiyi düzeltmek durumundayız. Dolayısıyla siz ilk aşamada gelen hastaya bir coil embolizasyon yaparsınız. Önemli değil, boynu kalsın. Yanınızda bu işi iyi yapan bir beyin cerrahı varsa klipsleyecek. Hemen akabinde
boyun tarafını da kapatıp bu anevizmadan kurtulunabilir. Tersiyle de karşılaşabiliyoruz. Klips lensin çok geniş boyunlu kötü anevizmalar oluyor. 2-3 klipsle işlem yaptığımız hastalar oluyor. Onlarda da boyun kalabiliyor. Bu sefer orada da endovasküler teknikler devreye girebiliyor. Dolayısıyla artık dönem hakikaten tek taraftan bakma dönemi değil. Bu hibrit tedavileri düşünme, bunları birlikte kullanabilme. Diğer kliniklerle, artık diğer de demiyorum, her şey iç içe geçmiş vaziyette. Evet. Diğer meslektaşlarımızla bunları daha iyi, daha ileriye nasıl taşıyabiliriz, daha iyi nasıl tedavi edilebiliriz konuşmak lazım. Şimdi bu hastayla ilgili sizin bir planınız oldu mu? Evet, benim aklımda bir plan var. Onu da paylaşacağım. Biraz konuşalım, ondan sonra paylaşacağım. Evet. Evet, şimdi burada baktığımızda bu T bifurkasyon olarak ifade edebiliriz burayı. Bir lobile geniş boyunlu, nispeten düzgün çaplı ama lobile kısımları kanamaya evet. Potansiyel bir anevizma görünüyor aslında. Çirkin bir anevizma gibi duruyor. Evet, bu kötü bir anevizma. Tabii şimdi burada karşı taraf çekimi ben göremedim. Karşı taraf çekimden anterior serebral dolaşımımız nasıl? Kros sirkülasyon için mi Volkan hocam? Evet evet aynen. Kros sirkülasyonu iyi değil hocam. İyi değil. İyi değil. Yani herhalde ben yine en kolay olanı önce tercih ederdim. Belki balon assisted coiling yapıp bir boyun kısmını bir görüp sonrasında yine bir cerrahi belki planlanabilir. Evet. Şimdi oradaki dismorfik anatomiden dolayı çok stent koyma taraftarı olmazdım. Akım çeviriciyi şu aşamada düşünmezdim. Hani çok zorda kalırsam belki Leo Baby, Elvis Junior tarzı bir self-expandable Bayer stent ile coil'i düşünebilirdim. Ama herhalde ilk yaklaşımım önce balon destekli bir coil embolizasyon. Sonrasında bir izleyip gerekirse cerrahi. Yok kapanmıyor, toparlayamayacağım gibi ise de herhalde bir Bayer stent koymayı düşünürdüm. Volkan hocamın çok yaklaşımı çok güzel. Ben de yani bu vaka için yaklaşımı da güzel. Diğer endovasküler tedaviler konusundaki yaklaşımıza tamamen katılıyorum. Şöyle de bir bu hasta grubu var, patoloji grubu var. Ne endovasküler olarak tedavi edebiliyoruz, ne mikrocerrahi olarak tedavi edebiliyoruz. Kompleks olan patolojiler var. Aslında şimdi cerrahi olarak yapabildiğimiz bir anevizma endovasküler olarak da yapabiliyoruz. Aslında geniş bir perspektiften baktığımız zaman. Ya da lokasyonu uygunsa eğer endovasküler olarak kapatabildiğimiz bir anevizmayı bazı zorlukları göze alarak mikrocerrahi de olarak kapatabiliyoruz. Ama endovasküler olarak kapatamayacağımız herhangi teknik olarak bir şey yapamayacağımız vakalar var. Aynı zamanda bu vakaları mikrocerrahi olarak da yapmamız çok zor. Dolayısıyla bizim bu vakalar için bypass stratejilerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle 3. kuşak, 4. kuşak bypass cerrahilerini ülkemizde yapabilir durumda olmamız gerekiyor. Bunun da yolu mikrocerrahiyi öldürmemekten geçiyor. Bu farkındalığı oluşturmamız gerekiyor. Evet. Volkan Özel'e de çok teşekkür ediyoruz. Erhan'la birlikte. Faik Özveren var aramızda. Eğer ekran başındaysa onun da fikirlerini alabiliriz. İyi akşamlar hocam. Öncelikle Erhan Bey'e güzel sunumu için teşekkür ediyorum. Hakikaten çok güzel işler yapıyorlar. Bu vaka için konuşacak olursak bu IC dorsal anevrizma. IC dorsal anevrizmalarda direkt olarak endovaskülere gitmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çünkü kliplemeye çalışıldığında domu arkada kalıyor. Kontrolü oldukça zor.
Yani açık cerrahiye uygun olmadığını düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederiz. İsmail abi ne der acaba? Bir de onu şeysini açalım. İyi akşamlar herkese. Çok güzel vakalar seri sundu. Ben de hatta soru olarak yazdım bunların oranları acaba etkisi mi diye. Bu vaka için anterior koroidalin anevrizması eğer kliplemeye müsaitse sanki şey yapılabilir gibi düşündüm. İyice bifurkasyon anevrizması klipaja uygun gibi geldi bana. Ama koroidal için tam bir şey söyleyemedim. Hani ikisi birbirine yakın olması cerrahi biraz daha yaklaştırır gibi oldu beni. Ama zaten endovasküler teknikler konusunda çok fazla bir fikrimiz olmadığı için bir şey söylememiz zor. Hani beraber düşünüp karar vermek lazım diye düşünüyorum. Evet. Sağ ol abi. Bektaş abi acaba bir fikir, katkı? Ben Erhan Hoca'yı kutluyorum. Gerçekten mükemmel sunum yaptı ve mükemmel çalışmaları var. Özellikle de genç arkadaşlarımızın yetişmesi için çok emek harcıyor. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Kendisi de genç. Bu hasta... Kendisi de kendisi genç ama çok mükemmel çalışınca işte birikim çok kuvvetli oluyor. Yani kutluyorum gerçekten. Gurur duyuyoruz. Bir merak ettiğim yani gerçekten organizasyonlarımız nasıl? Yani Sağlık Bakanlığı, bizim ülkemiz, sağlık organizatörleri sizin kıymetinizi biliyor mu? Mesela bu embolilerde hakikaten o emboliye müdahale edecek arkadaşımız var ama nörologlar hasta göndermiyor. Her zaman yaşadığımız sorunlar veya hasta gerektiği zaman da size ulaşabiliyor mu? Onları çözmemiz lazım. Yani biz cerrahide de bunları yaşıyorduk zaten. Şimdi siz daha da sık yaşıyorsunuzdur herhalde. Gerçi biraz daha ulaşım kolaylaştı ama bu hasta için acaba ICA anevrizması cerrahiye uygun mu diye düşünüyorum. Değil mi? Yani koroidal biraz zorlayabilir. Bir de komplikasyon oranı da yüksek olabiliyor. Yani koroidal cerrahiden hep korkuyoruz. Ama kombine de yapılabilir herhalde. Değil mi? Evet. Teşekkürler. Gökhan ne diyecek acaba? Abi sesim geliyor mu? Geliyor. Erhan abi öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yani çok muhteşem bir sunumdu. Kendisini zaten Nova'da ve Kongre'de de dinleme fırsatım oldu. Yani tabii ki tecrübe olarak benim tecrübem çok zayıf kalacaktır ama yine de yorum olarak bir stent destekli koilleme anevrizma içinde ben stent destekli coil uygulardım diye düşündüm ama sanki böyle bir Y stent koyulup yine Erhan abi ikisi de embolize edilemez mi acaba? Coillenemez mi daha doğrusu? Ya tabii seçenek sonuçta. Volkan Hoca da söyledi. Primer coil, hani stent burada stent açmak ister miyiz hakikaten? Yapı çok karışık. İki tane anevrizma var. Önce onları bir tanımlayalım. Bir tanesi ICA bifürkasyon anevrizması. Tam tepede yani ne A1'e predominans ne M1'e predominans. Bir de anterior koroidal olduğunu düşündüğümüz daha küçük bir anevrizma. Ama şunu biliyoruz ki bu kızın anevrizmaları büyüyor. Dolayısıyla kalıcı bir tedavi peşindeyiz. Burayı primer coil'liyim. Primer coillemenin bize katkısı şu olur. Primer coil nedir? Bu şurada gördüğünüz nipple'lar kapatılır. Diseksiyon sırasında en azından rüptüre olma olasılığı azalır. Boyuna bir klip konulabilir. Akabinde anterior koroidale bakılır. Anterior koroidal eğer projeksiyon olarak tabii daha dorsalde kalıyor. Bayık Hoca'nın dediği gibi. Uygun olursa kliplenebilir.
Eğer uygun olmazsa öyle bırakılıp hastanın nekaat dönemi sona erdikten sonra, cerrahi ile ilgili kısım bittikten sonra bir akım çevirici stentleme yapılabilir. Anterior koroidal için buraya. Bir bu olabilir. Gökhan'ın dediği şimdi daha sık örgülü akım çevirici kadar olmayıp da ama akım çevirici kadar sık örgülü olmayıp da ama normal intrakraniyal stentler kadar da seyrek örgülü olmayan lazer kat ya da işte el yapımı yeni stentler var. İşte Elvis Evo gibi bir stent var. Bu iki stenti iç içe koyduğumuz zaman, burada bir Y konfigürasyonu yaptığımız zaman anterior koroidal üzerinde bir akım çevirici etki oluşturabilir miyiz? Bir seçenek olabilir. Tabii buraya bir Y konfigürasyonu yapıp bunu koyulayabilirsiniz. Belki bu anevrizmayı bitirirsiniz ama bu anevrizma antiagregan altında nasıl olur? Nasıl gidilir? Özellikle de multiple işte bununla konjektif doku hastalığı da vardı bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla. Böyle bir anevrizma da antiagregan riskine bırakmak doğru olur mu? Hepsi tartışılan konular zaten. Yani tek bir tedavi yok. En uygun tedavi var bence de. Benim planım bu hastada kliplemek, anterior koroidali de kapatabilirsem anevrizmayı aynı seansta kapatmak yönünde olacak. Ama anterior koroidali eğer klipleyemezsem herhalde yine belli bir süre sonra bir endovasküler tedavi ihtiyacı olacak. Ben öyle planladım. Ya daha doğrusu biz öyle konuştuk arkadaşlar. Henüz işlem yapılmadı, ameliyat edilmedi. Yok, henüz işlem yapılmadı. Bekliyor. Sonucunu paylaşırım, konuşuruz. Tamam. Bir el kaldırma var, Murat Döşoğlu. Yanlışlık mı oldu? Konuşmak istiyor musunuz? Yazabilir misiniz? Kamerayı açabilir misiniz acaba? Açıldı. Sesi açmak için şey gönderiyorum. İstek gönderdim. Konuşabiliyor muyum? Evet. Tabii, dinliyoruz. Şimdi bu anevrizmanın bir MCA bifurkasyon anevrizmasından aslında bir farkı yok. Hatta daha kolay diyebilirim çünkü Silvius anatomisinin getirebileceği karmaşa burada söz konusu olmayacak. Bu nipple varlığı da müdahale gerekliliğini gösteren bir işarettir malum herkesin. Ben bunun cerrahi çok uygun bir vaka olduğunu düşünüyorum. A1'in horizontal tresesi kullanılarak bu sol taraf mıydı acaba? Sol hocam. O trase kullanılarak bir yatay bir klip buraya kapatılabilir ve hemodinamik olarak da bir direnç oluşturacaktır. Ben cerrahi tavsiye ederim. Öbür aşağıdaki küçük anevrizma sanırım kliplemeye çok uygun bir anevrizma değil. Ona da eski teknikler tabii, yani şimdi kliplenebilir olmayınca da bir wrapping falan gibi yöntemler kullanılıyordu. Bir kas vesaire sarıp hatta onları bir şekilde tespit edip büyümesini engelleme yolunda bir çaba içine girilebilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel bir sunuydu. Elinize sağlık. Teşekkürler hocam.